Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Nast Empires'de gelen bir güncelleme var. Bu güncelleme oyun için çok iyi oldu. Çünkü güncellemenin mesajını da göstereyim. Evet, güncellemenin mesajı burada. Sayın Komutan, savaş gücünüz için bir puanlama özelliğini oyunumuza getirdik. Savaş gücü puanlaması yaparak kendi savaş gücünüzü inceleyebilir ve hangi alanlarda geliştirme yapmanız gerektiğine bakabilirsiniz. Aşağıda da nasıl girileceğini gösteriyor. Onu göstereyim şimdi. Yukarıdan resminizin olduğu yere tıklıyorsunuz ve savaş gücü yazıyor. Zaten 3 seçenek var. Savaş gücüne bastığınızda böyle bir bölüm geliyor. Güncellemeden önce burası farklıydı. Tabi bu kadar ayrıntılı değildi. Yeni güncellemede bu şekilde. D'ler benim zayıf olduğum yerler. S'ye en iyi olanlar. A iyiye giden. B de A'nın arkasından takip ediyor. O da iyiye gidiyor. Başlayalım şimdi. Birlik. Birlikte benim askerlerimi sayıları göstertiyor. Yani çok düşük askerlerim varmış. Çok azmış. Bu bana göre normal ama azmış. Tabii daha da yükselteceğim. Savaşçı, modifiye aracı, okçu ve zombi. Ben zombi üretmiyordum. Şimdi yeni başladım. O yüzden en az zombi benim. Modifiye araç. En çok araç ürettiğim için araç şu anda en yüksek. Tabi onu bile D yapmamışlar. D'de kalmış. D'den yukarı çıkmamış. Şimdi binaya bakalım. Binada savaş. Savaş binaları yüksek. Gelişim iyi. Gelişim ve savaş binaları A vermiş. Yani iyiye gidiyor. Destek binaları da B. O da iyiye gidiyor. Birinci bölge savaş gücü D. Yani bu düşük, kötü. Üst fethi. Bu bende açılmayan bir seçenek olabilir. Sıfır. Subayların hepsi D. Subayda sadece 4 tane GM var. Ya bu subaylar da büyük ihtimal levellere göre ekipmana göre desem sadece 2 subayımın ekipmanı var. En üstteki ikisi casus ve tombiğin ekipmanı var. Diğerlerin ekipmanı az. Yani ekipmana göre değil, bu kesinlikle levele göre. Doğru, kullandığım zaten 4, sürekli kullandığım 4 karakter var. 4 subay, onlar da C. Tabi diğerlerini de yükseltmek gerekiyor ama. Yavaş yavaş. Mayın. Şu anda benim mayın kapasitem maksimum. Sadece el bombası ve mayın ürettim, o yüzden onlar max gözüküyor. Diğer mayınlardan da istiyormuş. Bunu yeni fark ettim. Ya bu özellik gelmeden önce sadece o ikisini ürettiğim için max. O yüzden bu şekilde duruyor. Yanan mermi ve aşı bombası. Bu iki bombadan da istiyormuş. Bu ikisini artık bir dahaki sefere. Savaştan aslı bombaları kaybediyoruz. Mayınları. Üretirken onları da üretiriz. Teknoloji. Oyunun kalbi teknoloji ama benim en düşük olduğum yer teknoloji. Kaynak teknolojisi. Şehir gelişimi. Ordu. Şehir savunması. Biyokimya araştırma. En düşük biyokimya. Ondan sonra kale savaşı. Tıbbi gelişim ve asker güçlendirme. Bunlar sıfır. Hiç vermemişim. Ben bunları güçlendirdim diye hatırlıyordum ama demek ki güçlendirmemişim. Bunun iyi yönü bu oldu. Güçlendirdim diye hatırladığım şeyler değilmiş. Onlara güçlendirmek gerekiyor. Askeri malzeme. O da düşük. Teknolojim çok düşük. İnşa. Bunlar da büyük ihtimalle askerlerin dayanıklılıkları ya da başka bir şey. Bunu tam bilmiyorum ne olduğunu. Ama bunlar A, yani iyi seviyede. Ne olduğunu pek bilmiyorum. Belki pille lever güçlendiriyoruzdur. Odur. Ya da başka bir şeydir. Ama bu seçeneğin gelmesi çok iyi oldu. Bu sayede hangi yönlerin zayıf yönü olduğunu öğrenebiliyoruz. Kale nerelerden saldırı yiyebilir? Neresini daha iyi güçlendirebiliriz? Bu şekilde bunları daha iyi araştırabiliyoruz. Bu güncellemenin gelmesi çok iyi oldu. Bu sayede her yeri görebiliyoruz. Yani zayıf yönümüz, güçlü yönümüz, benim güçlü yönüm mayınmış. Yeni fark ettim.
Zayıf yönüm de teknoloji. Ben tam tersi diye biliyordum. Teknolojim iyi diye biliyordum. Hiç boş bırakmıyordum teknolojiyi. Ama demek ki daha da güçlendirmek gerekir teknolojiyi. Bu güncelleme bu şekilde. Tekrar göstereyim isterseniz. Buradan resme tıkladıktan sonra savaş diyerek giriyorsunuz. Buradan zayıf yönlerinize bakabilirsiniz. Bu videom da bu kadar. İstediğiniz bir şeyin videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yorum olarak atabilirsiniz videoların altına. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videoların devamı için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.